Herkese yeni bir günden ve yeni bir videodan merhabalar. Bayağı yorgun bir şekilde geldik evimize ve duşa girdim. Bir kendime geldim, yani şu an daha iyiyim duşa girdikten sonra. Biraz oje falan sürdüm, böyle kurumasını falan beklerken dedim ki size bir açılış yapayım. Saçlarımı kendi haline bıraktım. Bunlar artık son kendi haline bırakmalarımı kurutmadan. Böyle birazcık bekliyorum. Sizlerle birlikte bu aldığımız süpürgeyi açacağız ve deneyimleyeceğiz aslında biraz. Ve şunu da yapmak istiyorum. Kendi evimde aktif kullandığım süpürgemle işte halımı, salonun ortasını bir süpürdükten sonra deneyeceğim. Bakalım daha ekstra nasıl bir toz çıkartıyor ya da lazer ışığıyla ne kadar çok gösteriyor. Onu bir deneyeceğiz. Açıkçası çok merak ediyorum ama sizlerle birlikte açmak istediğim için de eve geldiğim zaman ilk defa bir şeyi, hani böyle aldığım önemli bir şeyi açmadan bekliyorum. Şu an sabrediyorum yani. Dediğim gibi ojelerim falan kurusun, biraz da saçım kurusun. Onu açacağım. Evi zaten toparlayıp gitmiştim. Çok fazla bir işim yok. Bütün işlerimi de ojem kurmadan yapamayacağım. O esnada da izlemediğimiz bir MasterChef bölümü vardı. Onu açtım. Öyle bekliyorum yani. Buradan deneyimlerimi de sizlerle paylaşacağım. Zaten bir önceki videoda söylemiştim Tyson V15 aldığımı. Neden V12'yi tercih etmedim? Normalde aynı ürün, yani çok benzer ürün. Hepsinden size bahsedeceğim. Hani almak isteyenlere de fikir olması açısından. Başına geçtim şimdi. Açıyorum hazırsanız. Alırken de buna güvenebilirsiniz dediler. Aldığım gibi bir taraftan böyle yırtıldı. Lazer ışıklı olan başlığı, yani yeşil ışık yanan başlığı. Hepsini deneyeceğiz zaten sizle. Bu da normal dönerli başlığı. Buralara saç vesaire sıkışmıyormuş zaten. Detaylı olarak bahsedeceğim. Yine ezan okunuyor. Şimdi küçük bir test yapmadan önce neden buna karar verdiğimden bahsedeceğim. Burada durursa eğer. İşte durur ben. Şimdi aynı zamanda şöyle içinden bir kılavuz çıktı. Onu da bir yandan okuyarak size de aynı zamanda mağazadaki deneyimlerimden bahsedeceğim. Mağazada şöyle çekim yapamadım fakat bana bir randevu günü oluşturacaklar. Sizin için orada da bir çekim yapmaya çalışacağım gittiğim zaman. Oluşturdukları randevuya göre, çünkü yurt dışından izin almaları gerekiyormuş. Bana da dönüş yapacaklar. Bütün bilgilerimi aldılar mağazada. Şimdi şöyle, ben aslında şimdi burada nasıl kullanacağıma dair bir takım bilgiler var. Bu muhtemelen İngilizce. Gayet bana mağazada çok güzel bir şekilde anlattılar zaten. Mutlaka alacaksanız, dediğim gibi gitme şansınız varsa kendi demo showroomları var. Orada hem deneyebiliyorsunuz ürünleri hem de gayet güzel size nasıl, neyin yıkanabildiği, işte nasıl temizlendiği, işte ya her türlü aklınıza gelebilecek süpürgelerle alakalı her sorununuzda cevap veriyorlar. Ki baktığınız zaman da öyle çok uygun fiyatlı bir şey almıyorsunuz. Ama eğer tabii ki gidebilecek, yani yakınınızda bir Dyson demo showroomu yoksa, böyle inceleme videolarıyla da bunu deneyimleyebilirsiniz. Ben size şimdi elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Bu video genel olarak bunun deneyimiyle alakalı bir video olacak. Şöyle, ben süpürgeyi aynı burada gösterdiği şekilde kurdum. Bu zaten bana anlatıldığı gibi iki tane ana büyük başlığı var. Biri şöyle bir başlık. Bu tangle bir başlık. Anti-tangle bir başlık. Yani normal şartlarda eski Dyson süpürgelerde ya da normal süpürgelerde, yani evimizde günlük kullandığımız süpürgelerde böyle bir zikzak başlık yok. Düz başlık var. O yüzden saçlar, işte aklınıza gelecek tüm kıl içeren şeyler oraya dolanıyor ve siz onları çıkartmaya çalışıyorsunuz. Hem de süpürgeye zarar vermiş oluyorsunuz aslında.
Bunda hiç öyle bir sıkıntı yok. Direkt girdiği gibi saç bunun içinde böyle döne 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 hazneye kadar gidiyor ya da borusundan alıyorsunuz. Zaten hepsini sizlerle birlikte deneyeceğiz. Bu benim aktif kullandığım bir başlık bu olacak yani. Lazer başlık şu anda takılı. Zaten size lazer başlığı evi bir bölümünü süpürüp normal süpürgeyle bir de Dyson'ın üzerinden geçtikten sonra nasıl bir fark var birlikte göreceğiz. Hiç denemedim. Sadece Reels çekerken biraz ışığını tuttum. Ama çok iyi yani. Küçücük tozları bile gösteriyor. Şöyle bir aparatı var. Bunu duvara sabitleyeceğiz. Orada asılı kalacak. Ben bunu üst kata sabitlemeyi düşünüyorum. Çünkü aktif olarak bunu yatak odamda çok kullanmayı düşünüyorum. Günlük her gün süpürebilmek için. Yatağı da aynı şekilde. Şöyle de bir şarj aleti çıkıyor zaten içinden. Bunlar sürekli işte şarj aleti bir yerde takılı kalacak. Bu da prize yakın bir yerde konumlanacak. Ve bu şarj olacak. Aktif olarak sanıyorum tam şarjda 60 dakikaya kadar bir süpürme sağlıyor ki bu da ben sorduğumda şarj süreleri zaten V12 ile aynıydı. V12 almamamın yani aslında V12 ile V15 arasındaki tek fark hazne büyüklüğü. Bana mağazada ev metrekaremi sordular. 240 metrekare bir evimiz var. O yüzden haznesi büyük olanı almamı tavsiye ettiler. Aslında baktığınız zaman V12 daha hafif bir makine, daha aynı sürede kullanabiliyorsunuz ama hazne küçük. Bunun haznesi şu anda Dyson'ın yaptığı en büyük kablosuz süpürgelerdeki en büyük hazneye sahip. Ben de bu yüzden zaten tercih ettim. Tamamen metrekare ile alakalı. Eğer metrekarem küçük olsaydı, tek katlı bir evim olsaydı kesinlikle V12'yi tercih ederdim. Hiçbir fark yok. Hem daha hafif hem de fiyat olarak 2000 lira daha uygun. Onda da lazer başlık var. O da aynı şekilde bundaki gibi lazer teknolojisi yeşil ışıkla bütün kiri tozu gösteriyor. Almayı düşünüyorsanız V15 ile V12 arasındaki tek fark hazne büyüklüğü. O yüzden uygun fiyatta olan V12 hem de daha hafif olan V12'yi tercih edebilirsiniz. Ama ben hazneyi sürekli değiştiremem. Haznesi büyük olsun derseniz tabii ki o yüzden V15 tercih etmeniz gerekiyor. Bir LED ekranı var. LED ekranıyla alakalı da ben birçok soru sormuştum zaten. Şöyle söyleyeyim size. Havadaki tüm mayklara kadar evdeki tüm tozu, her şeyi tek seferde çekebilme gücüne sahip. Zaten motoru normal süpürgelerin çok 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 üstünde. Normalde bir ev süpürgesi 200-250 watt aralığında oluyor. Bu 2400 watt'a sahip. Ben yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Şöyle bir köşelere girme aparatı var. Zaten her süpürgede olan bir aparat bu. Bir de böyle küçük bir başlığı var. Bunun için sanıyorum tüm hayvan kıllarını bile çekebilir dediler. Mesela yatakta kullanabilirsiniz vesaire diye koltukta. Bu benim için çok önemli. Çünkü patronun küçük kılları bazen gerçekten aralara gidebiliyor göremeyeceğiniz kadar. Ve normal süpürgeler bunu asla çekmiyor. O yüzden bu başlığı o konuda çok güveniyorum. Yatağı muhtemelen bununla süpüreceğim. Günlük, her gün süpüreceğim. Bu başlıkta toz alma aparatı. Makineyi aynı zamanda da şu uca bağladığınızda mesela şöyle olurken işte sonra şöyle olabiliyor. Dik bir şekilde bütün her yerin altına girebiliyor. Göstermediğim bir başlığı da kalmadı zaten. İsterseniz hemen aktif olarak ürünü deneyimlerken size bildiklerimi anlatayım. Çünkü daha çok hani belki zaman geçtikçe daha iyi deneyimleyebilirim. Ya da memnun kalıp kalmadığımı size o şekilde anlatabilirim. Şu anda ilk defa deneyimleyeceğim için çok fazla bir bilgim yok dediğim gibi. O zaman başlayalım. Şimdi öncelikle kendi normal evimde kullandığım süpürgemle halının bir kısmını süpürüyorum. Şimdi bunu sert zeminlerde deneyeceğim için başlığını değiştiriyorum. Şimdi bir ışıkları kapayacağım ve size bir köşedeki toz birikintisini göstereceğim. Şöyle.
Bayağı gördüğünüz gibi aslında benim almamdaki en büyük şey bu lazer teknolojisiydi. Çünkü gerçekten süpürdüm zannettiğiniz yerleri ki ev temizliğini ne kadar yakın bir zamanda yaptığımızda biliyorsunuz. İnanamadım hani bayağı da hani öyle böyle değil. Tüm yüzey tozla kaplı. Tüm yüzeyde bir şeyler var. Hepsini çok güzel çekiyor. Bunun haricinde söylemek istediğim o bahsettiğim bu hazne olayı. Zaten çıkan tozu şimdi göstereceğim. Bu toz sadece halı ve size o gösterdiğim, sadece ışıkları kapatıp gösterdiğim kısımdan çıkan toz. Hani bütün evi süpürsem tamamen ne çıkacak gerçekten çok merak ediyorum. Size pis misiniz şeyi veriyor, hani düşüncesi veriyor. Şu hazne kısmı V12'de şu kadar. Şu kadar. O yüzden aslında büyük evlerde o yüzden V15 daha mantıklı. Şimdi haznesi çok kolay temizleniyor. İsterseniz birlikte onu temizleyelim. Önce ben şunu bir çıkartayım. Çok da kolay çıkıyor bu arada. Şöyle çıkartıyorsunuz zaten. Buna da bir başlık takıp çok kolay işte koltuk vesaire süpürebiliyoruz. Toz alabiliyoruz. Şimdi size onları da göstereceğim. Sonra da bir hazneyi boşaltmayı göstereceğim. Aslında tüm deneyimimiz bu kadar olacak. Çünkü uzun vadede kullanıma bağlı bir şey size daha sonrasında bahsedecek olacağım. Şimdi buna bir başlığı şimdi koltuğu bir süpürelim. Şöyle bence tozu biraz görebiliyorsunuz. İlk defa sizinle birlikte açar açmaz kullandık ve toz haznesi gördüğünüz gibi kirlendi. Bile zaten şuraya ulaştığı zaman değiştirmeniz gerekiyor. Düşünün ki V12'de ne kadar küçük ve çok güzel bir şekilde oluyor. Şimdi şurayı da, şimdi şuradaki tüyleri bence görebiliyorsunuz. Bu arada söylemeyi unuttuğum en temel farklarından biri, aslında nasıl söylemeyi unuttum. Şimdi V15'te şuraya böyle basılı tutarak çalıştırıyorsunuz. V12'de düğmeye basıyorsunuz. Siz basmayana kadar çalışıyor. Tek farkı bu. Bu da aslında önemli bir fark. Yani ikinci farkı diyeyim. Hazne küçüklüğü ve V12'nin V15'e göre artısı basılı tutmadan çalışması. Baktığınız zaman bütün süpürgelerde düğmeye basarsınız ve siz kapatana kadar çalışır. Bunu acaba boşa çalışmaması ve enerji tasarrufu için mi yaptılar? Yani sonuçta en son çıkardıkları bir teknolojide bu kadar büyük bir değişiklik yaparlar mı bilmiyorum. Ama yine de belki V15'in aynı V12'nin çıktığı gibi, 2022 serisi çıktığı gibi V15'in de bir 2023 serisi çıkıp bu düğme olayı değişebilir. Ben orada deneyimlediğimde beni çok rahatsız etmedi. Uzun süreli kullanımda bıktırır mı bilmiyorum, yani sanmıyorum. Ama şu tuşa basmadan çalışmıyor. Yani çalıştırırken sürekli böyle basılı tutacaksınız. Çektiğinizde direkt duruyor. Bir bakıma iyi, bir bakıma da yorucu bir şey. Ona siz karar vereceksiniz. Dediğim gibi benim için en önemli özelliği hazne büyüklüğüydü. Ev metrekaresinden dolayı, ama eviniz 50 metrekare gibi bir eviniz varsa, ki özellikle de iki katlı değilse. Çünkü ben aslında kablosuz süpürgeyi kesinlikle ve kesinlikle kendi süpürgemi çıkarıp indiremediğim için aldım. Çünkü çok ağır. Yani ben süpürgemden de memnunum. Yani memnundum diyeyim o tozu görmeden önce. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Bununla bir kere temizlemeniz, onunla işte 3-4 kere temizlemenize falan bir tekabül ediyor. Baktığınızda fiyatlarında da çok büyük bir fark yok. Dyson'ın kablolusunu tercih ederseniz benim süpürgemle aynı fiyat ve onun da sonuçta teknolojisi bu yönde. Sadece bu süpürgelerin kablolu Dyson'a göre tek artısı, bunlar 2400 watt ve 2400 watt'ta başka hiçbir süpürge yok kablosuz. Araştırabilirsiniz. Çok güçlü bir motor. Çok küçük olmasına rağmen şurasındaki motor zaten yapılışını, fabrikasındaki üretimini vesaire her şeyini oturup incelerseniz gerçekten sadece tasarım olarak değil, motor olarak da ne kadar değerli olduğunu zaten anlarsınız. Yani diğer süpürgelere göre neden bu kadar yüksek fiyatlı olduğu bunu anlarsınız. Şimdi hemen bir toz alma aparatını deneyeceğim. Şöyle
Her şeyi buna takabiliyorsunuz şu şekilde. Böyle. Şimdi hemen mesela bunda da şöyle aralara girebiliyorsunuz. Şöyle fırçayla da direkt toz alabiliyorsunuz. Bir deneyeceğim. Şurada mesela tüyler var, az biraz da olsa. Şöyle söyleyeyim size, toz alma aparatı, işte aralara girme aparatı vesaire zaten her süpürgede olan bir şey. Bu süpürgenin en büyük artısı dediğim gibi lazer teknolojisi ve normal başlığının dahi çok çok iyi bir şekilde kılları, en ince tüyleri alıyor olması. Havadaki marklara kadar temizliyormuş zaten. Ev daha geç kirleniyormuş, evde daha az toz oluyormuş. Şu an genel olarak gayet memnun kaldım yani. Şimdi burayı kapattıktan sonra videoyu muhtemelen her yeri süpürürüm. Çünkü aşırı hem keyifli, yani ağır da değil mesela. Şimdi bir de haznesini sizle birlikte boşaltalım. Ben bu hazneyi boşalttıktan sonra şunu deneyimleyeceğim. Alt katı temizleyeceğim ve hazne alt katta doluyor mu? Onu deneyimleyeceğim. Size de zaten mutlaka açıp gösteririm ama bütün evi süpürürken de sizin vaktinizi almak istemiyorum. Amma da çok kir çıktı yani. Nereyi süpürdük ki? Alt tarafı koltuğun bir kısmını, işte camın önünde bir yeri, halının iki köşesini süpürdük ama aşırı bir toz çıktı. Hemen bunu birlikte bir boşaltalım. Şimdi hemen şöyle banyonun önünde şöyle bir poşete şurasını indiriyorsunuz. Benim diğer süpürgem de öyle zaten. Şurasını şu şekilde indiriyorsunuz. Zaten şöyle pat diye iniyor. Hemen kapağı açılıyor bu şekilde. Böyle sallıyorsunuz. Sonra da böyle diye kapatıyorsunuz. Kilitleniyor zaten. Yani çok basit. Şöyle pıt diye açıyor. Şöyle de kapatıyorsunuz. Yani şöyle elimle göstereyim. Yıkayacağım zaten. Şu. Ki ben bu evi gerçekten temiz bırakıp gitmiştim. Her yer kapalıydı. Şu anda biraz şey oldum, hani gerçekten her yeri süpürüp öyle şey yapacağım. Size haznenin en son halini de göstereceğim. Düşünün ki şöyle yakın zamanda bir temizlik yaptınız ve şehir dışına çıktınız. 3-4 gün yoktunuz, eve döndünüz, evi süpürdünüz. Bakalım nasıl bir toz yumuğu çıkacak yani şu kadarcık. Yani koltuğun bir kısmı, halının bir kısmı ve ufacık bir yerden çıkan toz bu. Ve gerçekten temizlediğim yer bildiğiniz silinmiş gibi parlıyor. Bunu şu anda kameradan anlamak çok zor. Hani kendiniz süpürüp görmeniz gerekiyor. Çünkü eski halini, yani süpürdükten sonraki halini siz biliyorsunuz. Mesela normal bir süpürgeyle Dyson arasındaki farkı anlayabilmek için. Böyle biliyorum ki fiyatı çok yüksek. Ama bu yani dünyanın her yerinde pahalı. Hani her para dürümüne göre pahalı. Ama gerçekten uzun ömürlü bir ürün. Böyle ben şimdi bütün evi bir süpüreyim. Ara ara size açarım. Ve en sonunda da haznenin ne kadar dolduğunu birlikte görürüz. Önce şu kolileri falan bir toparlamam gerekiyor. Hava çabuk kararacağı için kolileri bile açıkta bıraktım. Önce bir her yeri toparlayacağım. Sonra bütün evi süpüreceğim. Sabah kalktığımda da yine yatağı süpürmeyi düşünüyorum. Çünkü yataktan çıkacak tozu da çok merak ediyorum. Bir önceki videoda alez kullanmam konusunda yazan çok kişi olmuş. Alezim vardı ama kirliydi. O yüzden onu yeni neredesin sergimde taktım zaten. Şimdi tekrar yıkayacağım. Bir de süpürdükten sonra tekrar takacağım. Böyle o zaman bu akşamlık bu kadarmış gibi olacak. Size yine ara ara süpürürken açacağım. Şimdi hemen evimi toparlayayım. Zaten çok geç yatmayı da düşünmüyorum. Çünkü biraz dinlenmem gerekiyor. Görüşürüz. Diyor ki ilk kullanımdan önce şarjı fulleyin. Biraz kullandım ama hemen şimdi şarja takıyorum. Biraz dediğimde hani şu ortalığı bir süpüreyim dedim. Ya böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Şimdi size göstereceğim. Önce şunu bir nereden şarj olduğuna bakarsam ki buldum. Şu an sanıyorum şarj oluyor. Aynen. Şu filtreye bakar mısınız? Sizde boşalttığımız filtre. Bir yakından göstereyim size. Şu saçlara bakın. Şu toza bakın. Bakın boşalttıktan sonra. Böyle şarjı bittiğinde, dolduğunda hepsini, her yeri süpüreceğim. Şu başlığı kullandım süpürürken. Buralardan falan hep geçtim. Şu aralardan geçtim. Şu aralardan geçtim. Mutfağın halısını süpürdüm. Bu kadar. O şarj olana kadar ben de biraz dinleneceğim. Herkese yepyeni günden merhabalar.
Bugün dediğim gibi dün akşam ne oldu size onu söyleyeyim bir saniye. Ben ev süpürecektim biliyorsunuz ki ama 4,5 saat şarj süresini tabii ki atlamışım. Sabaha kadar şarj ettim. Sabah birazcık süpürdüm. Hatta yüksek güçte süpürdüğüm için şarjı yüksek güçte çabuk bitiyor. Eko'da daha kısa süre, yani daha uzun süre süpürebiliyorsunuz. Şimdi üst katı Eko'da süpüreceğim. Bakalım. Şimdi bir yatak odasını toparlayacağım. Çamaşır atacağım. Yani çok fazla işim var. Evden çıktım. Sabah geldim. İşte kahvaltı bir şeyler hazırladım. 11.30 gibi çıktım. Biri geçerken evdeydim. İşlerimi hallettim sabahtan. Şimdi de bütün gün evdeyim. Hem edit yapacağım hem evi toparlayacağım. Alt kat gayet toplu ama üst kat bayağı bir şey dağınık. Şu yüzden o da bir anda güneş çıktı ya. Ben video çekmeye başlayınca çok iyi oldu yani. Saçıma böyle abuk subuk topladım önüme gelmesin diye. O yüzden rahatsızlık verebilir size. Şuralardan buralardan falan bir çıktı. Akşama da yemekte çupra yapacağız. Gelirken çupra aldım. Şöyle güzel yeşillikli bir salata ve fırına da çupra atacağız. Size bir de aldığım şu sweat'i göstermek istiyorum. 86 liraya aldığımı inanamıyorum yani şu sweat'i. İçi şöyle göstereyim onu da. Şu şekilde. İnce bir sweat yani böyle dışı aman içi çok kalın bir sweatshirt değil ama çok güzel yani çok rahat. Ve bu ışıkta böyle bir görün. Gayet güzel. Beğendim. Bunu da linkine ekleyeceğim. Ben 86 liraya aldım. Çok düşüktü fiyatı. Şu an 109 lira ama 109 lira da eder. Muadillerine bir bakın yani. Sweatshirtler şu anda 300 liradan başlıyor. Ama ben yine fiyat düşerse Instagram'da zaten sürekli haber veriyorum. Şimdi yatağı süpürmeden dedim ki hazneyi boşaltayım. Çünkü yataktan nasıl bir tol çıkacağım çok merak ediyorum. Bakın şu, ben bunu boşalttım ev süpürdükten sonra üst kattan çıkan toz buydu. Şimdi hemen boşaltıyorum. Hızlı bir şekilde. Bugün evden çıkan bütün tozu, pisliği bu poşetin içinde biriktireceğim. Şöyle alta falan koyacağım. Hem bunun şarjı bitmesin, hem sizin şarjınız bitmesin. Hemen yatağı süpürelim. Sonra da alezini takalım. Hayretler içerisindeyim. Şuna bakın. Ve bu hep şey hani evde süpürdüğüm gibi çıkan bir toz değil. Bu bildiğiniz yapışmış şey toz. Burada zaten bakın gösteriyor. Hepsi alerjen toz. Şuradan görebilirsiniz. Sarı olan alerjen, pembe olan Mike ve Mike yatak odasında inanılmaz çok çıktı. Yeni ürün şeyi çünkü çok severim. Takalım. Pırıl pırıl oldu. Şimdi şu komodinin de üstünü boşaltayım. Orayı da süpüreyim. Böylelikle yatak odası tamamen bitmiş oluyor. Şimdi mutfağa geçtim. Balık hazırlayacağım fırında. Evde ne varsa koyacağım. Çünkü ben balığı çok fazla aromatik yapıyorum. Size de çekmek istiyorum bunu. Fırın tepsisine hepsini hazırlayacağım. Üzerinde bir güzel yağlı kağıtla kapatacağım. Sonrasında fırına vereceğim. Bir 25 dakika kadar pişecek. Balıkçıya gittiğimde de sordum kurutmadan nasıl pişirebilirim? Kaç dakika öneriyorsunuz diye. O da 20-25 dakika dedi ama üzerini kapatın mutlaka dedi. Bakalım bir de üzerini kapatıp deneyeceğim. Son 5 dakikada üzerini açacağım. Kırmızı biber koyacağım. Şöyle mor soğan koyacağım. Bir de böyle taze patates. Şöyle defne yaprağı ve tane karabiber kullanacağım. Aromasında da. Koyalım. Bunu sadece aroma vermesi için koyacağım.
sanki var ya bakıyormuş gibi geliyor ya. Çok garip. Aralarına şöyle. Tamamen araması için yapacağım bunu. Şöyle. Defne yaprağı koyuyorum. Özür dilerim. Soğanları da kesiyorum. Böyle. Şimdi üzerine karabiber tarlası gezdiriyorum. Şöyle. Bu arada benim en sevdiğim böyle balık çupra. Zaten ben küçük balık yemeyi sevmem. Büyük balık yemeyi seviyorum böyle. Birazdan fırın ısınır. 200 derecede dediğim gibi 25 dakika üstü kapalı. Aa, üstünü kapatalım. Şimdi ağırlık yapması için şunları koyacağım. Bir köşeye, bir köşeye de. Tuz atacağım. Sonra da suyla ovacağım. Soğanımı da ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. Çok lezzetli. Salatamız hazır. Merhabalar herkese. Akşam yemeğini hazırlamaya başladım. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü Esat biraz rahatsız, koltukta uyuyor. Semizli, rokalı, mısırlı, havuçlu bir salata yapacağım. Soslu tavuğum var. Onları fritöze atacağım. Bir de patates yapacağım. Bunda pili yok. Şimdi taktım. Salatayı gösteremesem de tavuğu mutlaka çekeceğim fritözde. Salatayı dediğim gibi en son sofranın son halini size gösteririm. O sırada bir pillerim de şarj olsun. Herhalde uzun zamandır hiç bu kadar dalgınlık yapmıyordum. Biraz aceleye geldi yani. Şu yüzden de biraz aceleye geldi. Sabah Esat'ın arkadaşı kahvaltıya gelecek. Apar topar markete gittik hani bir şeyler alalım diye. Herhalde o esnada atladım. O yüzden yemekten size kısa kısa görüntüler göstereceğim. Salatayı dediğim gibi yapacağım. Yanına bir tane bir de pilav yapacağım. Onu zaten şöyle pirincini de böyle ıslamıştım. Böyle o zaman tavuğu yapana kadar şarjım. Pilav pişti. Burada da çorba yapıyorum. Bir yandan patates fırına attım. Çok fazla tavuk yapmayacağım. Yani kanat falan yarına bırakmaya karar verdim. Salatada böyle mısır, domates, havuç, roka ve semiz. Hiçbir şey koymuyorum içine. O da şöyle. Zaten tavuk kanadı ayarında yapmayı düşünüyorum. Kanat da hiç denemedim. Onu da yarın deneyeceğim. Ben kanat sevmem ama bir tadına bakacağım. Çok güzel oluyor diyor.
Günaydın herkese, yeni bir günden kahvaltımızı yaptık. Böyle biraz erken kalktık bugün. Öyle oturuyoruz. Size de bir merhaba diyeyim dedim. Bugün zaten yine evdeyim, ev işleriyle uğraşacağım. Süpürdüm evi bayağı. Üçüncü günüm ama gerçekten çok memnun kaldığımı size buradan söylemek istiyorum. Saat 1:16 geçiyor ve ben videoyu editlerken fark ettim ki inanılmaz uzun bir video olmuş. Yarın sabah yeni bir video başlatacağım. Misafirimiz gelecek. Tatlı yapacağım. Normalde geceden yapacaktım ama hiç halim kalmadı. Esat'ta da böyle biraz kırgınlık. Ben dedim erken yatayım, erken kalkayım. Kalkınca yaparım. Zaten çok bir şey yapmayacağım. Yufka aldım. Börek yapacağım kıymalı. Kısırlık malzeme aldım. Kısır yapacağım. Bir de tiramisu yapacağım. Böyle o yüzden videoyu kapatayım dedim. Burada bu videoyu. Çünkü gittikçe böyle birkaç günlük bir video haline geldi ve uzadı aslında. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle şey uykulu ve sersem bir şekilde kapatıyorum. İyi geceler, görüşürüz.